Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün küreselde 2000 madalyanın üstünde maçlara gireceğiz. Şu anda sıralamamız 1109. İlk 1000'e girebiliriz. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Paradox Lee. Bakalım ne oynuyormuş. Goblinlerle başlayalım. Varil. Şöyle ruhu döndürelim. Kral. Evet, mezarlık olabilir. Golem falan olabilir. Evet. Klasik mezarlık oynuyor. Hemen roketledim. Kara Prens'e şimdi hata çıksın lan. Golemmiş bu arada. Çok önden attı şu an. Bu arada yıldırımlı desteği oynuyor. Ama yıldırıma iksiri etmeyeceği için hemen köprüden atalım felaketi. Ve yıldırımlı golem oyuncuları bir ikisi golem atarsa bu şekilde köprüden alabilirsiniz. Arkadan atsaydı da tersten baskı yapardım. Zaten golem rehber videomda bunları anlatmıştım. Şöyle mezar taşına tomruklamak gerekiyor. Eşleşme bence rakipte. Ama güzel baskı kurarsak kazanabiliriz. Geri da geldi. Agresif bir atak. Yeteneğine de çok erken bastı. Kuleye vuracak. Bir vuruş yaptı sadece. Biraz gereksiz bir atak oldu. Şimdi varil atabilir. Goblinleri de göndereceğim. Varil çıktı. Mezar taşı atabilir. Ruh da atalım. Kasırga attı. Güzel. Bayağı vurduk. Bir ikisi de agresif oyundu. Biz de güzel cezalandırdık. Ya madenci kontrol ne kadar savunma destesi de olsa böyle vurabileceğiniz fırsatları değerlendirmek gerek. Ya zor bir eşleşmeydi dediğim gibi. Bu hasar sayesinde maçı kazanabiliriz. Rakibin kartlarını iyi takip ettik. Güzel vurduk. Tamam. Şimdi savunmak lazım. Yıldırımı golem gelince atıyorum ki boşuna canı gitmesin. Yıldırım diyorum felaketi. Yavruyu roketleyeceğim. Aa, yıldırım atmadı. Roketlemese miydik? Oraya bir paket lazım. Tam şuraya bir ruh yeter. Veya tomruk atalım. Biraz hasar yedik. Güzel. Niye yıldırım atmıyor acaba? Bu destede yıldırım var ya. Yine köprüden atacağımı düşündü felaketi. Ama 2x'den sonra böyle bir pozisyonda köprüden atmazdım. Bundan sonra maç bizim için daha kolay. İki roketi alıyoruz. Desteklerse hemen roket. Golemi dönmüş. Burayı bir savunmamız gerekiyor. Yavruyu görsün felaket. Şimdi yıldırım gelecek. Evet, şöyle savunalım. Burayı savunup öyle roket atacağım. Golem 1500 vuramaz herhalde. Güzel, kazandık. Roketi de gönderelim. Ve zor bir eşleşmeye karşı oynadık ilk maçta. Güzeldi. Sıralamamıza da bakalım. İlk 1000'e girmişizdir herhalde. Evet, dünyada 950'ciyiz. Devam edelim. İkinci rakibimizi bulduk. Pompon. 10 kupa aşağımızdan geldi. Evet, prensesle de başladı. Rakibimiz Lockbait oynuyor. Ya Lockbait'e karşı eskiden genelde kazanıyordum ama son zamanlarda kaybetmeye başladım. Yani köprüden prenses hamleleri bayağı sıkıntı. Rakiple aynı tarafa gitmek istiyorum. O Valkür arkaya gitti. Bir prenses yiyebiliriz ama şu an tahmin etmeye çalışmayacağım. Yani ortadan kart atıp iksirimiz azaldığında da bu sefer diğer kartları savunmak zorlaşıyor.
Roket mi atacak? Yok, atmadı. Her an ikimizden biri rokete dönebilir. Ama 2x'e bir girsek daha iyi olur. Evet, 100 hasar gerideyiz. Ufak hasarlar bile çok önemli bu eşleşmede. Güzel, kuleye vuruyoruz. Felaketle hem prensesi hem de valkürü alalım. Şimdi roket atabilir. 5 iksir harcadık. Tamam. Paketle savunuyorum. Ki Tomru da kuleye atabileyim. Hani o hasar bile önemli. Şu an ilk roketi atacağım. Güzel. O bizden bir tık daha geç atacak. Şimdi prensesi dönmüş olabilir. Şu an hasarda eşitiz. Tamam. Çetesi olduğu için madenciyle vurmak da zor. Bir madenci roket yapalım. Yakaladı. Tamam. Prensesler beni çok tedirgin ediyor. Yine paketle savundum. Güzel. Çetesini oraya kullandı. Bir madenci roket geliyor. Madenci roket yapabilince bayağı iyi oluyor bu eşleşme aslında. Güzel. Şu an iki roketi alıyoruz. Prenses yemeyelim. Felakete de 5 iksir vermek istemiyorum. Döngü de bizi yavaşlatır. Yine paketle savunuyorum. Madenci bir tane vurur musun? Tomru oraya attım. Bir hasar gerekiyordu bize. Tamam, paketi de çevirdik. Güzel. Prenses bir ölsün de. Yoksa benim içim rahat etmeyecek. Tamamdır. Bu maçı da güzel kazandık. Evet, sıralamamız da 825 olmuş. Son maça da geçelim. Evet, son rakibimizi bulduk. Big Papa. Bakalım ne oynuyorsun. Madenci ile başlayalım. Agresif bir başlangıç. Tomruk elimde olsa iyiydi ama tamam, yine hasar yemedik. Oraya iksir harcamayacağım. Bir vuruş belki atarlar. Evet, yedik. Sıkıntı yok. Evet, klasik kraliçeli deste. Eşleşme zaten bende. Madenciyi de göndereceğim. Domuzlara umarım iksir yetmez şu an. Tamamdır. Paket Tomruk'la domuzları güzelce savunabiliyoruz. Hemen atıyorum. Belki hiç vurmazlar. Bazen bir vuruş yiyoruz. Evet, iki vuruş yedik. Bazen hiç vurmuyorlar. Çok hızlı atmak lazım. Ya da bilmiyorum. Biraz konumlarıyla da ilgili olabilir. Bu bayağı kolay bir eşleşme bu arada. Gerçi destesine roket aldıysa zorlayabilir. Deprem varken eşleşme bayağı bizdeydi ama. Göreceğiz. Goblinler biraz çöp oldu. Önce madenciyi atacağım. Kara prens de atsam ölecek zaten. Yaşayan kara prensimiz olsun en azından. Evet, şu an kulesine dokunamadık ama 2x'den sonra roketlere başlayacağım. Tomru harcamak istemiyorum. Evet, onun da roketi varmış. Şimdi işler değişti. Eşleşme ortada gibi. Tamam, şöyle savunalım. Sağ taraftan hiç hasar yemememiz lazım. Oraya daha çok önem veriyorum. Bizim madenciyle vurmamız lazım ya. Yani ikimiz de roket atabiliriz. Ama onun 3 kart döngüsü de var. Biraz sıkıntı.
Bir yandan madenci attım. Güzel, madenci savunmadı. Aa, bu arada felaketle de savunabiliriz. Deprem yok zaten. Gelin şöyle. Tamam o zaman. Bir madenci roket yapalım. Evet, aynı anda gelmesinden korkuyordum. Eyvah. O vurmasa iyiydi. Ya bir anti olduğumuz eşleşme vardı. Ona da roket almaya başladılar. Şurayı savunalım, roket atabilir. Tamam. Biz bir roket gönderelim. Şu an Kara Prens'i savunacak. Evet, şu an bizim iki rokete alabilecek canı düşürmemiz lazım orayı. Tomru da attım. Şöyle yakalama. Hadi madenci. Bir tane daha. Çok güzel. Şu an eli hızlı çevirmemiz lazım. Roketi attım. Çok güzel. Evet, geriden gelip iyi çevirdik. O madenci vuruşları bizi kurtardı. 32 kupa. Evet, son sıralamamıza da bakalım. 678. olmuşuz. Güzel kastık. Son bir eşleşmelere de bakalım. İlk eşleşme bence rakipteydi. 60'a 40 olabilir. Ama 1x'te rakibi güzel yakaladık. Bayağı bir hasar vurduk. O sayede de kazanmış olduk. İkinci ve üçüncü eşleşme bence ortadaydı. Onlar da güzel maçlardı. Yakın geçti hepsi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.